Merhaba sevgili HealthMart izleyicileri. Bugün sizlere bütçemize göre en uygun laptop bilgisayarı nasıl seçeriz? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle laptop bilgisayarı almadan önce bu bilgisayarda ne yapmak istediğinizi ve bu bilgisayarı ne kadar sürede kullanmak istediğinizi bir hayal edin veya düşünün. Bu size kalmış. Şimdi ben bu bilgisayarda ne yapacağım? Oyun mu oynayacağım? Yoksa mühendislik işlerimi mi halledeceğim? Yoksa internette mi gezineceğim? Video mu renderlayacağım? Bu bilgisayarımda sadece sunumlar vesaire yapıp da takılacak mıyım? Ya da günlük kullanım için mi kullanacağım? Ortada bir sürü seçenek var. Ama ben hangisi için bu bilgisayarı kullanacağım? Öncelikle bu soruyu aynanın karşısına geçip kendinize sormanız gerekiyor. Ben bu bilgisayarda ne yapacağım? İleride ne yapabilirim? Ve ne kadar süre bu bilgisayarı kullanacağım? Bunların kararını verdikten sonra bu bilgisayarı tam olarak hangi ortamlarda kullanacaksınız? Üniversite öğrencisiysen bu bilgisayarı sürekli taşıyacak mısın? Yoksa ayda yılda bir evden mi çıkaracaksın? Yoksa kafeden kafeye dolaşacak mısın? Aslında bunların hepsinin cevabını verdikten sonra ona göre fiyatı az da olsa ortaya çıkacak. Laptop bilgisayarları her gün almıyorsunuz. Yani kısaca kendinize bilgisayar her gün almıyorsunuz. O yüzden 1500 lira, 2000 lira gibi bütçelerden biraz kaçınmanızı istiyorum. Çünkü bu bilgisayarı senelerce kullanacaksınız. Bu senin tamamen kişisel bilgisayarın olacak. O yüzden az da olsa bir yatırım yapmanızı, biraz da kesenin ağzını açmanızı öneriyorum. Bir bilgisayar alırken öncelikle işlemcisine, ekran kartına, RAM'ine, hard diskine ve bilgisayarın dış görünüşüne çok önem vermeniz gerekiyor. Evet, bu bir laptop bilgisayar. Bu bilgisayarı göreceğiz, çıkaracaksınız, kullanacaksınız. Ama her şeyden önce laptop bilgisayarların en büyük problemi ağırlık. Evet, o kadar ağır ki saatlerce taşımaktan kollarımız kopuyor. Ama halbuki çok hafif, çok da kompakt bir bilgisayar olursa ben bunu sırt çantama koyup da bilgisayarı unutabilirim. Ya da kol çantama koyup da bu bilgisayarı unutabilirim. Benim sizlere her zamanki gibi tavsiyem Mac bilgisayarlar. Ama Mac bilgisayarların fiyatları oldukça pahalı. MacBook veya MacBook Air'ler oldukça ince, hafif ve gerçekten de çok güzel işler başarabiliyorlar. Ama bütçeleri çok büyük oldukları için ve kullanım alanları da biraz da olsun farklı olduğu için bunu kullanamayabilirsiniz. O yüzden Windows bilgisayarları işimiz düşebilir. Ama benim sizlere her zamanki gibi tavsiyem bir Mac bilgisayar alın, başınız hiçbir şekilde ağrımasın. Şimdi gelelim laptop bilgisayar alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor, ne işe yarar, bunlardan bahsedelim. Öncelikle biz bir fiyat aralığı belirlememiz gerekiyor. Ya da şöyle diyeyim, hiç fiyat aralığı falan belirlemeyeyim. Ben bu bilgisayarda ne yapacağım? Abi ben bu bilgisayarda ne yapacağım ya? Açıp Counter mı oynayayım illa? Ya da dur ya, ben okula başlayacağım, üniversiteye başlayacağım. O zaman ona göre bir bilgisayar almam lazım. Çünkü ben üniversite okuyacağım yani. Böyle sorular sorabilirsiniz kendinize. Biraz birkaç gün böyle takılın. Ama siz siz olun. Başkalarının önereceği bilgisayarlara asla kulak asmayın. Casper alsana ya. Ya Lenovo alsana, süper bilgisayar ya. Efsane bilgisayar. Abi sen MSI diye bir bilgisayar almış ya. Alsana onu. Şimdi bunlara eyvallah kulak asıyorsun ama bu bilgisayarı onlar kullanmayacaklar. Bu bilgisayarı sen kullanacaksın. O yüzden seçimini doğru yapman gerekiyor. Belki de o adamın gözden kaçırdığı bir şey olabilir. Ama sen araştır ve güzel bir bilgisayara sen sahip ol. Şimdi öncelikle bir bilgisayar alırken bunun işlemcisine, ekran kartına, RAM'ine ve hard diskine dikkat edeceğimizi söylemiştik. Öncelikle işlemcilere bakalım. i3, i5, i7. Hani Intel'den gidelim biraz. Çünkü herkes Intel'e biraz daha yatkın oluyor laptoplarda. AMD'den bahsetmeyeceğim. Hadi AMD A10'dan falan da bahsedebiliriz ama bu konuda ben Intel'e daha çok ağırlık vereceğim. AMD'cileri hiç kusura bakmasınlar. i3, i5, i7. Tamam. Buraya kadar her şey iyi. Ama ben bu bilgisayarda ne yapacağım? Örnek veriyorum. Şimdi biz bir konsept belirleyelim. Ben bu bilgisayarda oyun oynayacağım. Oyun dersen bütçe böyle sakız gibi uzayacak. Ama mühendislik işleri yapacağım, iş için kullanacağım diyorsan bütçe biraz daha nasıl desem çok yüksekte çok az arasında bir olayda olacak. Ama ben sadece çocuğu alacağım, işte giriş seviyesi falan, işte surf yapacağım falan diyorsan o zaman düşük bütçelerde işinizi görebilir. Şimdi ben burada bir iş bilgisayarı, normal mühendislik bilgisayarı tarzında bir bilgisayar oluşturacağım. Oyundan bahsetmeyeceğim ama oyunun arasında bir örnek vereceğim. Şimdi işlemcilere şöyle bir göz atalım. i5 6500U, i7 7700HQ.
ya da i3 7100M. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Tamam, 7000, 6000, 5000, 4000 bunlar nesillere biraz daha hitap ediyor. Ama bu sonlarındaki U, HQ, M bunlar ne işe yarıyor? M dediğimiz şey mobil işlemci. Mobil işlemci genellikle tam olarak hangi cihazlarda kullanılır? Genellikle ince olan cihazlarda kullanılır ve biraz daha performans beklenmeyecek cihazlarda kullanılıyor. Ama U ile HQ kaldı şimdi. U ile HQ ne işe yarıyor? U tamamıyla güç tasarrufuna yatkın işlemcidir. Ama HQ performansa yatkın bir işlemci. U işlemciler anakarta lehimli şekilde geliyorlar. Lehimli şekilde gelmeyle beraber güç tasarrufuna daha da çok elverişli, az elektrik tüketen, az performans veren işlemciler diyebiliriz. Ama bakın az performans diyorum ama bu tamamıyla az performans anlamına denk gelmiyor. Performansı güzel ama çok da üstün değil. HQ hepsinden daha iyi. Yani bu işlemci tamamıyla bir canavar anlamına denk geliyor. O yüzden ben oyun oynayacaksam ya da mühendislik tarzında bir bilgisayar arıyorsam HQ benim işimi görecek. Ama ben ev içinde normal günlük kullanımlar yapacaksam, Word'de, Excel'de çalışacaksam, iş için veya ev için alıyorsam U olan işlemciler daha da bana yatkın kalabilir. Eğer ben sadece search yapacağım, çok ince bir bilgisayara sahip olacağım diyorsan o zaman M dediğimiz işlemcili bilgisayarlara biraz daha yönelebiliriz. Şimdi 6000, 5000, 4000, 7000 bundan ne oluyor? i3, i5, i7 dedik ama bu i3, i5, i7'nin nesilleri var arkadaşlar. i5'in 1. 2. 3. 4. 5. 6. ve 7. nesli var. Her zaman için en yüksek nesil daha da iyi işlemci anlamına gelemeyebiliyor. Çünkü benchmark testlerine göre 4. nesil işlemci bazı yönlerde sollayabiliyor, bazı yönlerde 5. nesil işlemci sollayabiliyor. Ama benim size her zamanki gibi tavsiyem 7. nesil kabillik işlemciler alabilirsiniz. 6. nesil işlemciler de alabilirsiniz. Eğer nasıl diyeyim, çok da düşük fiyatlarda arıyorsanız 4. nesil işlemciler bile işinizi fazlasıyla görebilir. Ama her zaman için benim gözümde en iyisi 7. nesil bilgisayar almak. 7. nesil bilgisayardan kastım 7. nesil işlemcili bir bilgisayar almak. Bunu kastediyorum. 7. nesil işlemci olduğunu nasıl anlarım? i3, i5, i7 dedik. Bunun yanında zaten nesli yazıyor. i5-6500HQ. Bu bir Skylake işlemci. Yani 6. nesil. Ondan sonra başka ne diyelim? i5-4670. Tabi bu bir masaüstü işlemcisi ama yine de biz bir örnek verelim size. 4670 dediğimde ne oluyor? Bu 4. nesil bir işlemci. Yani Haswell işlemci oluyor. Ama benim sizlere tercihim her zaman için güncel nesilde bir işlemcili bilgisayarı tavsiye etmeniz. Tamam, işlemciyi seçtik. Buraya kadar her şey tamam. Ama RAM ne olacak? Şimdi 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB artık uzadıkça uzuyor. Benim sizlere önerim minimum 16 GB RAM'li bilgisayar almak. Eğer oyun oynayacaksanız veya bir mühendislik için bu bilgisayarı alacaksanız 16 GB RAM ve üzeri sizler için yeterli olacaktır. 8 GB RAM de her halükarda ya tıkanırsınız ya da ileride size bir şekilde tıkayabilir. Eğer bütçeniz hiçbir şekilde müsaade etmiyorsa 8 GB'lık modeli varsa bunu alırsın ama ileride üzerine RAM takviyesi yapabilirsin. RAM'in tek GB'ını bitmiyor arkadaşlar. Eğer oyun oynayacaksan, mühendislik işleriyle ilgileneceksen 16 GB ve üzeri yeterli olacak. Eğer evde normal kullanım, günlük kullanımlar vesaire gibi işlemler için 8 GB yeterli olacak. 4 GB'lık bilgisayarları hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum sizlere. Çünkü devir, bilişim devri her zaman için önbelliğe ihtiyaç duyuluyor. RAM'i GB olarak seçtik ama bunun bir de detayları var. Bu RAM DDR3 mü, DDR4 mü? Bu DDR dediğim şey RAM'in nesli arkadaşlar. Soket yapısı veya ne diyelim haberleşme türü de diyebiliriz. DDR4 RAM'ler her zaman için en güncel RAM'lerdir. DDR3 RAM'leri ise biraz daha eskiyen RAM türleridir. DDR2 ve DDR asla kalmadı bile piyasada. Ama benim sizlere tavsiyem DDR3 bir RAM'li bilgisayar alacaksınız. Bunun megahertz'i 1600 megahertz olsun. Ama DDR4'lü bir bilgisayar alacaksanız bunun megahertz'i 2133 veya 2400 megahertz olursa daha da performanslı olacak. Yani RAM'in tek GB'ına değil, RAM'in DDR'ine ve megahertz'ine dikkat etmeniz gerekiyor. Ben
i7 7700 HQ tarzında bir işlemcili bilgisayar alıyorsam bunun RAM'i DDR4 2400 veya DDR4 2133 MHz olmak zorunda. Bu RAM'le işlemciyi bir tuttuk. Tamam. İkisi de çok iyi. Peki ekran kartımız nasıl olmalı? Eğer oyun oynayacaksanız veya mühendislik tasarımları yapacaksanız, CATIA, CAD/CAM, AutoCAD ve benzeri yazılımlar kullanacaksanız ekran kartına da yük düşüyor arkadaşlar. Eğer ekran kartınız güncel olursa daha da performanslı olacak. Intel bilgisayarlarda çift ekran kartı olabiliyor. Intel HD grafik hem de ekran kartınız. Intel HD grafik normal rutin işlemlerinizde daha az güç tüketsin diye kullanılıyor. Eğer profesyonel yazılım kullanacaksınız, ekran kartınızı devreye sokabiliyorsunuz. Bunu ekran kartının yazılımı üzerinden rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Eğer bunu fark etmeyip ayarlamazsanız Intel HD grafik üzerinden çalışacaksınız. Evet, şimdi ekran kartlarına geldik. İşlemciler gibi ekran kartlarının da nesilleri var arkadaşlar. Ekran kartlarında Nvidia'dan örnek vereceğim sizlere. Artık günümüzde 1050, 1060, 1070, 1080 gibi mimariler kullanılıyor. Grafik işlemcileri kullanılıyor. 900'lü seriler var, 800'lü seriler var. 700, 600 bunlar çok eskiye kalıyor arkadaşlar. Eğer böyle bir bilgisayar alıyorsanız içerisinde mutlaka GTX 1050, 1060, 1070 gibi ekran kartları bulunması gerekiyor. Ya da 950, 960, 970, 980. Hani bu tarzda olursa daha da iyi olur. Hani i3, i5, i7 dedik ya, ekran kartlarında da 1050, 1060, 1070, 1080 diye var. Şimdi ekran kartlarında bir de şu var arkadaşlar. 1050, 1050 Ti. 1050 ile 1060 arasındaki bir değer 1050 Ti olarak konuşabiliriz arkadaşlar. Yani 1050'nin güçlendirilmiş versiyonu. Ya da ne diyelim, MX diyelim. Bu ekran kartlarının sonunda MX var. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Çok eski bir grafik işlemcisi bu. Radeon M330 MX ya da Radeon M480 MX. 480M bir de 480 MX var. Yani 480M'e göre 480 MX biraz daha güçlendirilmiş oluyor. Kısaca ekran kartının GB'ı ile beraber grafik işlemcisine dikkat etmeniz gerekiyor. 2 GB ekran kartı, 4 GB ekran kartı, 6 GB ekran kartı, 8 GB ekran kartı. Ama grafik işlemcisi ne bunun? Tek ekran kartının GB'ı ile bitmiyor. Bunun biti ve grafik işlemcisi çok önemli. Hemen sizlere şöyle bir örnek vereyim. İşi hemen kavrayacaksınız. 4 GB GTX 950 mi almam gerekiyor? Ya da 2 GB GTX 1050 mi almam gerekiyor? Şimdi arada sadece RAM ve grafik işlemcisi farkları var. Benim görüşüm GTX 1050 2 GB'dan yana. Tamam, RAM'i düşük olabilir ama grafik işlemcisi güçlü. Ve daha yeni nesil. Bu yüzden ekran kartı seçimlerinde de bu gibi değerlere dikkat etmeniz gerekiyor. Ekran kartının GB'ına kanmayın, grafik işlemcisine bakın, diğer bilgisayarların grafik işlemcisine bakın, bitine bakın. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Şimdi durumu hemen toparlayacak olursak, işlemcilere baktık, ekran kartlarına baktık ve RAM'lere baktık. Bu sistemin bel kemiği olan ve bütün performansı etkisi olan bir parça var. O da hard disk. Benim sizlere önerim SSD'li bilgisayar almanız. SSD'li bilgisayar alırsanız bu parçaların hakkını verirsiniz. Ama normal hard diskli bir bilgisayar alırsanız bu bilgisayar az da olsa yavaş olacak ve diskiniz darboğaz olacak. Benim sizlere önerim SSD'li bilgisayar tavsiye etmeniz. SSD ne oluyor diye soracaksanız SSD'nin açılımı Solid State Drive, yani SSD. SSD'ler normal hard disklere göre çok daha hızlı. Hızlı olmasının yanı sıra mekanik parça barındırmıyor, hiçbir şekilde kolay kolay hasar görmüyorlar ve gerçekten hızlı ve sessiz çalışıyorlar. Mekanik hard disklerde ise tamamıyla içinde bir disk plakası var. Bu disk plakası belirli bir hızda dönüyor, ses yapıyor. Bunu okuyan ve yazan bir okuma yazma kafası var. Bu disk çok hassas. Bilgisayarınız şu kadar mesafeden bile düşse etkilenebiliyor. Verileriniz kaybolabiliyor. O yüzden benim sizlere önerim, normal bir hard diskten yana SSD ile bilgisayar almanız daha mantıklı. Eğer bilgisayarınızda SSD yoksa bilgisayarınızda SSD'yi kendiniz alın, kendiniz taktırın. Normal hard diski de depo diski olarak kullanabilirsiniz. SSD ile bilgisayar olmazsa olmazımız. Hadi normal mekanik hard diskli bilgisayara bakıyorsanız hard disklerin okuma yazma hızlarından yanı sıra dönüş hızları var. 5400 RPM, 7200 RPM diye dönüş hızları var. 5400 RPM'e göre 7200 RPM daha hızlı, 7200 RPM'i seçebilirsiniz. 5400 RPM'de bir bilgisayar gerçekten yavaş olabiliyor. Çünkü hard disk darboğaz oluyor. Suç işlemcide, ekran kartında veya RAM'de olmuyor. Hard diskte oluyor.
O yüzden hard diske de dikkat etmeniz gerekiyor. Bunların hepsine dikkat ettik. Geriye başka neye dikkat edeceğiz? Bilgisayarın görünüşüne, bilgisayarın klavyesinin rahatlığına, ekranın IPS ekran mı yoksa normal LCD ekran mı, LED ekran mı, nasıl bir ekran var? Buna bakmanız. Bir de ağırlığına dikkat etmeniz gerekiyor. Başka neye dikkat etmek gerekiyor ya? Pile dikkat etmek gerekiyor. Tabii bak bunu unuttuk. Niye hatırlatmıyorsun bana? Bataryaya da dikkat etmek gerekiyor ya gerçekten. Ama yani şöyle söyleyeyim, firmalar bu kadar güçlü bilgisayarlar üretiyorsa bataryayı da güzel üretiyorlar yani. O yüzden bataryaya pek bakmanıza gerek kalmıyor. Gidip de bunun bataryası iyi diye farklı donanımlı bilgisayar almanıza gerek kalmıyor. O yüzden de durum bu şekilde ilerliyor. Yani bir bilgisayar alırken, yani bir laptop bilgisayar alırken dikkat etmeniz gerekenler bunlar. Başka bir şey yok. Bu kadar ya. Video uzun oldu ama bütün her şeyi anlattığımı düşünüyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma hemen şuralardan bir yerden abone olabilirsiniz. Abone ol butonunun yanında bir çan var. O çana tıklayıp da bildirimleri açabilirsiniz. Bildirimleri açtınız, abone oldunuz. Eyvallah. Ama hemen şuralarda çıkan önerilen videolarda bakarsanız çok sevinirim. Kanalımda birbirinden güzel içerikler var. Gerçekten senin dikkatini çekecek içerikler olacağına inanıyorum. Umarım beğenirsin. O zaman hoşça kalın.